Kenarlar da tehlikeli yani. Yani her an biri düşebilir buradan. Köprüde araç köprüsü ama bilir kişilerin bunu tespit edip ne kadar dayanıklı, ne kadar dayanıksız onu da kontrol edip önlem alınmasını rica ediyoruz. Ben Mustafa Ertaş, muhtar ağzasıyım. Birinci ağzı olarak köyümüz içinden geçen dere yatağı tehlike arz ediyor. Dere yatağının içinin temizlenmesi ve aşağıya doğru köyümüzün içindeki dere yatağının yapılmasını istiyoruz. Köyümüz 300 hane ama köyümüzün kışın Çorum'da olduğundan biraz düşüyor nüfusu. Yaz dönemlerinde 300 haneyi buluyor. Tabii ki yaz yağmurları da yazın oluyor. Köyümüz buradayken bu derenin yapılmasında çok faydalı olacak. Yoksa köyümüz zor durumda. Araba tehlikesi de var. Annem buradan düştü, bel acıdı. Yaş annem. Aynen. Ne köprümüz sağlam ne de şeyimiz, deremiz. En azından kenarlarında bir şey olsa yollarımız da tehlikeli, arabalarımız da tehlikede, her şeyimiz tehlikede. Hı? Çocuklar birbirlerine koştuğu zaman kaç tane çocuk yerleşiyor. Korkuyor çocuklar atlarken köprüde. Evet. Çocuklar bile, yani çocuklar tehlikeyi zaten bilmiyor. Birbirlerini kovaladıkları zaman yere düşüyorlar. Kaç tane çocuğumuzun başı kanadı. Ama bu tehlikeden hiçbir şekilde üstüne bir şey yapmak için hiçbirimiz, devlet şehidimiz, milletvekilimiz, devletimiz, hiçbirisi burayı bir önlem almadı. Dere yatağı ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Aşağı gideceğimiz, bakacağımız yer hiç kanalımız yok, taş duvarımız. Evler, 5-6 tane evimiz büyük yağmurlardan dolayı büyük sıkıntılar. Deremizin temizliği, deremizin betonda yukarı yükselmesini çok büyük yani şeyler, eksiklerimiz çok. Kalan dere, eski dere bitiyor. Yani gördüğünüz gibi dere bitiyor. Aşağıda 10 tane evimiz büyük tehlike altında. Hiç dere yatağı yok. Yapılmasını arz ediyoruz büyüklerimizden. Öyle de bakalım. Köyümüzün en tehlikeli arz eden yeri burası. Atın aşağı bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha şu evde sayalım, bu evde alabilir. Yani 11-12 tane halkımız çok büyük tehlikeli. Yağmur olduğu zaman millet dışarıda bekliyor. Yani büyük sel gelecek diye. Bu büyük, köyümüzün en büyük sıkıntısı bu. Büyüklerimizden bunu acil bir şekilde yardımcı olmasını bekliyoruz. Köyümüzün en tehlikeli arz eden yeri burası. Atın aşağı bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha şu evde sayalım, bu evde alabilir. Yani 11-12 tane halkımız çok büyük tehlikeli. Yağmur olduğu zaman millet dışarıda bekliyor. Yani büyük sel gelecek diye. Bu büyük, köyümüzün en büyük sıkıntısı bu. Büyüklerimizden bunu acil bir şekilde yardımcı olmasını bekliyoruz. Arif Dolar abimizin evinin yolu dere yatağından geçiyor ve köprü yok. Yolu yok. Buraların da göz ardı edilmemesini rica ediyoruz. İşte Karadeniz gibi, az önce dediğimiz gibi tabii ki ah keşke olsaydı, keşke önlemini alsaydık olsaydı. Bugün alalım önlerimizi. 10-12 tane evimiz tehlike altında. Düşünelim. Evet, Arif abi geldim. Evine kim geçecek? Şimdi içeri geldik, aldım burada. Ne yapacağım ben? Dur, evine geçemeyeceğim. Zaten eve hopluyor. Evet. Sel geldiği zaman mağdur kalıyor. Şimdi şu anda sel geldi mesela buraya. Daha kaldım burada. Olay bu. Yağmur geçemiyorsun. Yağmur evet, bulutlu evet. Olduğu zaman çoluk çocuk dışarıda bekliyor insanlar. Benim çocuklarım taşımalı serviste gidiyor okula. Sel geldiği zaman ya burada kalıyor ya orada kalıyor, okula gönderemiyor. Dersinden geri kalıyor. Evet. Bu kadar basit yani. Yağmur yaş yağsa bütün meydana çıkıyor. Buralarda bir sel sürek gelip de evimizi ona taşacak diye korkuyor. Bütün malzemelerimiz orada. Atımız, arabamız var buralarda. Bu kadar işte. Ya insanlar pijamalarla ki dışarıda geldiklerini görüyorum ben bunların. Ya tutuyor, daha olmasa don gömlek çıkıyor dışarı, sel gelecek diye komşuya kaçmaya çalışıyor. Ya.
Karadeniz'deki olan olayın tekrarlanmamasını istiyoruz biz. Yani Karadeniz'deki başımıza gelen olay bizim köyümüzde de olmasın. Aynı olay işte bu. Evet. Ha şimdi şu anda yağmur geldi, sel geldi mesela. Evet. Kaldım burada, evimde acil bir durum var. Sonra bir hastamız oluyor, anında şeyde yağmurda atamıyoruz, kal yok orada. Aha burada kaldım, hastamı nasıl alacağım ben şimdi? Yani bunlar biz bu kadar bile bir sıkıntı var yani bizde. Yani bunların giderilmesini istiyor buralarda. Öz dediğimiz araziden gelen çayımız buradan da dere yatağı geliyor. İkisi birleştiği zaman buradaki binanın kurtuluş şansı hiç yok. Hiç yok. Yani bu derenin mevcut köyümüze giren köprüye kadar yapılmasını arz ediyoruz. Zor yürüyor karıcığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun.